Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda MUBA Yayınları TYT Kimya Soru Bankası'nın atom ve periyodik cetvel konusunun 7. testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda XCN- iyonunda toplam 30 elektron bulunmaktadır. Buna göre iyondaki X elementinin grup ve periyot numarası hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakın şunu söyleyelim. XCN iyonu. Bakın iyon diyorum. İyonlarda ne yapıyorduk? Hatta şöyle çok atomlu iyonlara biz kök diyorduk. Ne yapıyorduk? Parantez çekip eksiği dışa atıyorduk. Bakın 30 elektron bulunuyorsa iyon yüküyle topladığınızda 29 protonu varmış. Elimizde X'den kaç tane var? Bir tane var. Karbondan kaç tane var? Bir tane var. Karbonun protonu 6. Artı azottan bir tane var. Protonu kaç? 7. Topladım. Buranın 29 gelmesi lazım. Evet, X'i buradan çekerseniz 29 eksi 13'ten X'in proton sayısı 14 olur arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yapalım. X'in proton sayısı 14 ise katman elektron dağılımını yazarsanız 2, 8, 4 diye yazarsınız. Bu da 3. periyot 4A grubunda olduğunu belirleyecektir. Evet, yanlış mı yaptık? Pardon arkadaşlar, şöyle bakalım. 30 dedik, 29, 6, 7, 13, 29'dan 13'ü çıkardı. Pardon, şurası 16 olacak arkadaşlar. İşlemi yanlış yapmışız. Dolayısıyla 3. periyot 6A grubunda yer alması gerekir. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki şekilde periyodik sistemden verilen kesitte Y elementi ikinci yatay sıranın 5. elementidir. Bakın Y elementi için şunu söylüyor. İkinci yatay sıranın 5. elementi ne demek? İkinci periyotta yer alıyor. Çünkü ikinci yatay sıra ikinci periyot demek. 5. element ne demek arkadaşlar? 5A demek. O zaman Y elementi 5A grubunda yer alıyor. Hangileri doğrudur demiş. Z'nin değerli elektron sayısı 4'tür. Bakın Z daha solda olduğu için 4A grubunda yer alan değerli elektron sayısı 4 olan bir elementtir. Doğrudur. X'i yarım metaldir demiş. Bakın 4A'nın solunda yer aldığı için 3A grubunun ilk elementi olan bordur. Bor da biliyorsunuz yarım metaldir. Doğrudur. 3'e baktığımızda Y elementinin temel halde elektron bulunduran iki katmanı vardır. Bakın Y elementi için şunu söyleyebiliriz. Katman dediğiniz şey periyottur. Periyot da zaten ikinci katman dediğimiz ikinci periyottadır. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda K artı ve Cl eksi tanecikler elektron sayısı 18'dir. Bakın şöyle söyleyelim. K bir elektron verdiğinde 18 olduğuna göre elektron vermeden önce 19'muş. Klor de bir elektron aldığında 18 olduğuna göre elektron almadan önce protonu 17'ymiş. Hangileri doğrudur diyor. İyonlar birbirinin izoelektroniğidir. İzoelektronik dediğimiz şey neydi? Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı taneciklerde. Doğrudur. Temel halde elektron bulunduran katman sayıları K büyük Cl'dir. Bakın katman sayısı dediğin şey periyot numarasıydı. K19'un katman sayısına bakarsak 2, 8, 8, 1 diye yazarız. Dolayısıyla 4. periyotta bulunur. Klor 17 için baktığımızda 2, 8, 7 diye yazarız. 3. periyotta bulunur. Dolayısıyla evet, potasyumun periyodu yani katmanı klordan daha fazladır. Doğrudur. 3'e baktığımızda iyonların her ikisi de oktetini tamamlamıştır. Bakın oktet tamamlama olayı nedir? 8'e tamamlama. Bakın potasyum son katmandaki bir elektronunu verdi. Ne yaptı? 8'e tamamladı. Klor da son katmanına bir elektron aldı ve 8'e tamamladı. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda yukarıdaki tabloda karşılıklı hangi iki element yer değiştirirse metal ile ametalin sınıflandırılması doğru olur. Bakın berilyumun atom numarası 4 ise 2, 2 diye yazdığınızda 2A'da yer alan metaldir. Doğru. Karbon 6 verilmiş. 2, 4 diye yazdık. 4A'da yer aldığı için ametaldir. Doğru. Magnezyum 12'ymiş. 2, 8, 2 diye yazdık. Son katmanda 2 elektronu var. Metaldir. Flor 2, 7 diye yazdık. 7A'da bulunduğu için ametaldir. Doğrudur. Potasyum 19'a göre 2, 8, 8, 1 diye yazdık. Son katmanda 1 elektronu var. Yani 1A'da yer alan metaldir. Doğrudur. Alüminyum 13'müş. 2, 8, 3 diye yazdık. 3A'da yer alan ametal değil, metal olmalıydı. Bakın yanlış yere yazılmış. Kükürt 16 verilmiş. Yani 2, 8, 6 diye yazdınız. 6A'da yer alan ametal olmalıydı. Bakın bu da yanlış. Argon 2, 8, 8 diye yazdık. 8A'da yer alan ametal değil, soy gazdır arkadaşlar. Yani soy gazlar da genelde ametal sınıfında dahil edilir. Hadi buna doğru diyelim. Lityum 2, 1 diye yazdık. 1A'da yer alan metaldir. Hidrojen de 1 diye yazdık. 1A grubunda yer alan istisnai bir element olan ametaldir. Doğrudur. O zaman kükürtlü alüminyumun yer değişmesi gerekir. Cevabımız A şıkkı olur.
Beşinci sorumuza baktığımızda yukarıda katman elektron dizilimi verilen ve atom ile izoelektronik olan X-2 iyonun temel elektron dağılımı hangisine doğru verilmiştir? Bakın 2-8-8 diye yazılmış. O zaman 18 elektronumuz var elimizde ve X element 2 elektron aldığında 18 oluyorsa almadan önce 16'ymış. 16'ya göre dağıtırsanız arkadaşlar 2-8-6 diye dağıtmamız gerekir. Cevabımız D şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıda verilen elementlerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakın bor atom numarası 5, 2, 3 diye yazdık. 3A grubundadır. Karbon 2, 4 diye yazdık. 4A grubundadır. Azot da 2, 5 diye yazdık. 5A grubunda yer alan bir elementtir. Bor elementinin değerli elektron sayısı 3'tür. Evet, son katmanda 3 elektronu bulunduğu için değerli elektron sayısı 3'tür. Doğrudur. Her üçü de ametaldir. Bakın bor arkadaşlar 3A grubunda yer alan bir yarım metaldir. Dikkat, 4A ve 5A'da yer alan karbon, azot ametal sınıfındadır. Yani her üçü ametal demesi yanlış olmuş. Karbonla azot birbiriyle bileşik oluşturabilir. Evet, ikisi de ametaldir. Ametaller kendi arasında bileşik oluşturabilirler. Her üçü de ikinci periyot elementidir. Bakın her üçünde de iki katman olduğu için ikinci periyot elementidir. Doğrudur. Bor, karbon ve azot da bileşik oluşturabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Bor yarım metaldir. Karbon ve azot ametaldir. Yarım metaller arkadaşlar kimyasal özelliği bakımından ametallere benzediği için ametallerle bileşik oluşturabilirler. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda periyodik sistemin 3. yatay sırasının 15. elementinin eksi 3 yüklü iyonunda nötron sayısı elektrondan 2 eksiktir. Bu iyonun nükleon sayısı kaç olur demiş. Bakın 3. yatay sıra ne demek? 3. periyot demek. 15. element ne demek? 15. grup dediğimiz yani 5A grubu demek. O zaman 3. periyot 5A'da yer alıyorsa bu X elementte şunu söyleyebiliriz. Bakın 2, 8, 5 yani 15 protonu varmış bu adamın. Bakın eksi 3 yüklü iyonunda diyor nötron elektrondan 2 eksik. Bakın proton 15 ise 3 tane alırsa elektron ne olur? 18 olur. O zaman ne diyor? Nötron elektrondan 2 eksik. Elektronu biliyorum. Nötron elektrondan 2 eksik olacağına göre nötron 16'ymış. O zaman topladığımda 31'de kütle numarası olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T elementle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yalnızca X metaldir. Bakın X 2A grubunda yer alan bir metaldir. Zaten şuraya sırayla gittiğinizde Y 4A'da, işte Z 8A'da, T'de 7A'da yer alır. Evet, sadece X metaldir. 2A grubundadır. Doğrudur. Y ve T birbiriyle bileşik oluşturabilir. Bakın Y 4A, T'de 7A olduğuna göre ikisi de ametaldir ve bileşik yapabilirler. Doğrudur. Z elementi soy gaz yani asal gazdır. Evet, 8A'da yer alan bir soy gazdır. Doğrudur. T elementi halojendir. T 7A'da yer alan bir halojendir. Yine doğrudur. 5'e baktığımda atom numarası en büyük olan Y'dir. Bakın atom numarası periyot cetvelde sağa ve aşağı doğru artar. Orası en aşağıda kalan X'in atom numarası en fazla olur. Dolayısıyla yanlış olmuş cevabımız A şıkkı olur. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda X, Y, Z atomlarının elektron katman dizilimi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakın X için şunu söyleyebiliriz. Bir katmandan oluşmuş birinci periyotta. Bakın değerli elektron sayısı 2 olmasına rağmen istisnai bir element olan helyum elementidir ve 8A grubunda yer alır. Y için baktığımızda iki katmandan oluşmuş ikinci periyotta son katmanda 8 elektron olduğu için 8A grubu elementidir. Z ise yine iki katmandan oluşmuş ikinci periyotta son katmanda 7 elektron olduğu için 7A grubu elementidir. X toprak alkali metaldir. Baktığımızda hayır, toprak alkali 2A'dır. Helyum istisnası dedik. Helyum 8A'dadır. Yanlış olmuş. 2'ye baktığımızda Y metallerle bileşik yapabilir. Bakın Y bir soy gazdır. Soy gazlar bileşik yapmazlar çünkü kararlıdırlar. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda Z doğada moleküler halde bulunur. Bakın Z 7A grubunda yer alan bir flor elementidir. Flor da doğada F2 halinde bulunur. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda aşağıdaki element çiftlerinden hangisinin bulunduğu gruplar periyodik sistemde komşu değildir demiş. Karbon için şunu söyleyeyim. Karbonun atom numarası 6, 2, 4 diye yazdık. 4A'dadır. Fosfor 15 dedik. 2, 8, 5, 5A'dadır. Yani bu ikisi komşudur. Kükürte baktığımızda 2, 8, 6 dedik. 6A'da. Flörde 2, 7 dedik. 7A'da yine komşudur. Sodyum için baktığımızda sodyum 2, 8, 1 dedik. 1A'da magnezyum da 2, 8, 2 dedik. 2A'da yine komşudurlar.
Hidrojen bir tane elektronu var zaten 1A'da. Bor'da 2 3 dedik. 3A'da. Bunların komşu olma şansı yoktur. E şıkkına baktığımızda alüminyum 13 için 2 8 3 dedik. 3A'da silisyum 14 için de 2 8 4 dedik. 4A'dadır. Bunlar da komşudur. Cevabımız D şıkkı olur. 11. sorumuza baktığımızda yukarıdaki grafikte X, Y, Z baş grubu elementlerinin atom numaralarına karşılık değerli elektron sayıları verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X ve Y periyodik sistemde aynı grupta bulunur. Bakın X ve Y'nin değerli elektron sayısı 2 verilmiş ama değerli elektron sayısı 2 olanlar 2A grubudur ama bakın helyum hariç diyoruz. Helyum 8A'da yer alır. Dolayısıyla kesin bunu söyleyemeyiz. 2'ye baktığımda Y ve Z elementleri metaldir. Bakın Y'nin değerli elektron sayısı 2 olduğuna göre 2A grubunda yer alan bir metal olabilir. Tekrar söylüyorum 8A grubunda yer alan helyum da olabilir. Z'nin değerli elektron sayısı 1 olduğu için hidrojen elementi olabilir. 1A grubunda yer alan ametal ya da 1A grubunda yer alan diğer metaller olabilir. Bakın kesin doğrudur demiş ya. Y ve Z elementlerinin metal olması kesin mi olur? Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Atom numarası grafiği de var. Bakın Y'nin atom numarası Z'den daha fazlaysa Y o zaman 2A grubunda yer alan metal. Z de 1A grubunda yer alan yine bir metal olacaktır. Yani bunu kesin olarak alabiliriz. 3'e baktığımızda X ve Z periyodik sistemde farklı periyotta bulunur demiş. Bakın X birinci periyotta bulunup Z de ikinci periyotta yer alabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. Z'nin ametal olma şansı yok. Yani değerli elektron sayısı 1 iken atom numarasının 1 olma şansı yok. Bakın atom numarası daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. X 2A grubunda yer alan bir ikinci periyot metali olabilir. Z için de şunu söyleyebiliriz. 1A grubunda yer alan ikinci periyot elementi olabilir. Yani aynı periyotta da olabilirler. Farklı periyotta olma şansları var mı? Gerçi farklı periyotta olurlar. Çünkü bakın Z'nin atom numarası X'ten daha fazla arkadaşlar. Z'nin atom numarası X'ten daha fazlaysa bunlar farklı periyotta yer alır. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.